kurtlayan tavuk. Uzunca bir zaman önce çiftliğin birinde bir yaşlı adam yaşarmış. Bu adamın çiftliğinde kümesi de varmış. Kümesi ne? Küme hayvanların yaşadığı. Ama sadece tavukların, Heh. Adam bir sabah kümesten yumurtaları toplarken sapsarı ve parıldayan bir yumurta görmüş. Sapsarı ve parıldayan bir yumurta. Ne olabilir? olabilir? Sarı bir yumurta olur mu böyle parlayan? Eline alıp baktığında yumurtanın bir taş kadar ağır olduğunu fark etmiş. Taş kadar ağır bir yumurta. Etraftan birilerinin onunla dalga geçtiğini düşünüp yumurtayı fırlatmak üzereyken başkalarına da sorup fikir almak için eve götürmeye karar vermiş. Evde akrabalarıyla uzunca tartışmışlar. Sonunda ise bu yumurtanın altından olduğuna karar vermişler. O günden sonra her sabah aynı şey yaşanmış. Topladığı altın yumurtaları satan çiftçi adam kısa bir zaman içinde zengin olmuş. Adam zenginleştikçe daha da açgözlü biri haline gelmiş. Sahip olduğundan fazlasını isteyen çiftçimiz bir hırsla gidip tavuğu kesmiş ve içinde bir tane bile altın yumurta bulamamış. Niye? Çünkü tavuğu kesersek yumurta Yani yaptığı hatayı anlamış ama artık durumu düzeltmek için yapabileceği bir şey yokmuş. Elindekiyle yetinemediği için altın yumurtlayan tavuğundan olmuş. Bu masaldan ne anladık? olmaz. Bu masada şimdi bir sürü altın yumurta çıkmış. Adam onları satıp önce kavga etmiş, sonra hala çoğalmış, satmış. Sattıkça para kazanmış. Yani zengin olmuş. Ne anladık peki? Ne anladık? Bu kitabımızın güzel olduğunu anladık. Yani Allah Allah. hayvanların nasıl yetiştiğini Şimdi anladık. bu masaldan bu kitabın güzel olduğunu anladım. Peki. Bir de ben söyleyeyim. Elimizdekilerle yetinmeyi bilmeliyiz. Açgözlülük yapıp daha fazlasını istersek elimizdekini kaybedebiliriz. Papam, senin kitaba niye bakıyorsun? Ya ben de izin ver kitaptan söyleyeyim. Kitabı söyleyeceksin. Bundan sonra çocuklarla birlikte size bazı masallar okuyacağız ve masallardan bazı neticeler çıkaracağız. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenmişseniz beğenme butonuna basın ve kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Hey, söyle bakalım. Kitabımın ismi bu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hadi.